Merhabalar, ben diyetisyen Sümeyye Can. Ben Samsun'da doğdum, büyüdüm. İlkokul, ortaokul ve liseyi de orada okudum. İyi liseden, Samsun Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezunum. Okurken hep böyle sağlık alanında bir bölüm istiyordum. Diyetisyenlik de bunlardan biriydi. Tercih zamanında iyi bir puanım vardı. Bu yüzden Samsun'da kalmak istemedim. Ankara'yı, Hacettepe Üniversitesi'ni tercih ettim. Oldu. 2020 yılında da mezun oldum. Dönüm noktam teorik ve pratiğin gerçek anlamda uyuşmadığını fark etmem oldu diyebilirim. Bizim yaptığımız hesaplamaların biraz daha geri planda kaldığını fark ettim. Yani hani biz istediğimiz kadar hesaplama yapalım, karşı taraf buna uymayınca, yapamayınca bir önemi olmadığını gördüm. Bu yüzden hani özellikle mezun olduktan sonra, çalışmaya başladıktan sonra daha fazla kişiye özgü beslenme ne demek, onu gördüm diyebilirim. Kariyerim zaten 2020 yılında mezun oldum. Ben mezun olduktan sonra da KPSS'ye bir ay kadar bir süre vardı. Yine de bir şansımı deneyeyim dedim. Hani oturdum birazcık çalıştım. 87 puan aldım ama biliyorsunuz ki yeterli bir puan değil. Birkaç ay dinlendikten sonra da online diyete başladım diyebilirim. Bir yıla yakın, bir yıl kadar online olarak evde Samsun'da çalıştım. Sonrasında da bölümden de bir arkadaşım vardı. O ile birlikte bir ofis kuralım istiyordu. Bu hayalimiz de hayal değil, yani ben de ortak olmuş oldum. Eylül-Ekim ayları gibi bunu gerçekleştirdik. Şu anda da daha 2 aylık bir ofisimiz var diyebilirim. Orada birlikte çalışıyoruz. Burada yine ağırlık yönetimi, hastalıklarla beslenme, özel gruplarda GB, sporcu, emzikli, ergenlerle gibi hani bunların beslenmesini düzenliyoruz. Aynı zamanda okullarda da beslenme eğitimi veriyoruz. Kurumsal beslenme danışmanlığı yapmak da hedeflerimiz arasında. Dediğim gibi hani okulda öğrendiğimizle gerçek hayatta o diyetleri uygulamak birazcık farklı olduğunu gördüm. Benim asıl tecrübem bu oldu. Vaka gördükçe bunu daha fazla deneyimledim. Daha fazla böyle hani kişiye yönelik diyetler yazmamız gerektiğini fark ettim. Onun haricinde online diyet sayesinde farklı bölgelerde insanlarla çalıştığım için hani farklı kültürler tanımış oldum. Onlara özgü beslenmeler planlamayı öğrendim diyebilirim. Bir de şunu deneyimledim ne yazık ki. Hani ne yazık ki de demeyeyim, gayet normal bir durum. Herkes de başarılı bir sürecimizin olamayacağını görmüş oldum. Yani herkes de olumlu sonuçlar alacağını, hani süreç çok iyi ilerleyecek diye bir şey yok. Bazılarıyla enerjimiz uyuşmayabiliyor. Bizden beklentileri farklı olabiliyor. Bunların da normal olduğunu fark ettim diyebilirim. Ya öncelikle dersleri aslında temel bilgileri iyice öğrenmek diyebilirim. Bolca okumak, araştırmak olabilir. Biraz klasik olacak ama İngilizce hani makaleler için güncel bilgileri takip edebilmek adına İngilizceyi öğrensek güzel olur diyorum. Veya bir staj yapma şansları varsa hani ekstra bir staj olursa daha fazla gözlem yapmış olurlar. Çalışma hayatına öncelikle girebilmek sorun bence. Birazcık zor maalesef. Bir yerde çalışıyorsak da farklı beklentiler olabiliyor. Özellikle çevremde çok fazla görüyorum. Mesela bir arkadaşım hani bir yere çalışmaya girdi. Detoks diyetleri yazdığımız bir sistemdi. Veya şu an bir arkadaşım spor salonunda çalışıyor. Spor hocası hani diyetlere ekmek yazmayı yasaklamış. Hani bu tarz baskılar olabiliyor. Kendi iş yerinizi kurduysanız da hani başlarda birazcık çevre edinmek zor diyebilirim. Alanlaşmak gerektiğini düşünüyorum. Hani siz de biliyorsunuz çok fazla şey var.
bir sürü ders, hastalıklar, çok fazla konu var ve hepsine hakim olmamız hani elbette zor. Bu yüzden ilgi duyduğumuz bir alana yoğunlaşsak, hani o alanda kendimizi geliştirsek ve duyursak daha iyi olur diye düşünüyorum. Temel kitapları okumak lazım öncelikle. Ben o şekilde düşünüyorum. Hani Ayşe Baysal'ın beslenmesiyle başlanabilir. Veya hastalıklarda beslenme tedavisi, Hülya Gökmen Özel'in çocuk hastalıklarında beslenme tedavisi gibi temel kitaplarımız öncelikle okunması lazım. Bunun haricinde ilgi duyduğumuz bir alana yönelik kitaplar okumak da önemli. Ben mesela şu aralar hani sezgisel beslenmeye ilgi duyuyorum. Bu alanda okumalar yapmaya çalışıyorum. Sezgisel beslenmenin de kitapları var. Uygulama kitabı Türkçe'ye çevrildi hatta. Yine Kızgın Şef, Mindful Eating de bu alandaki kitaplar arasında. Mesleğimizi öncelikle bizim değer verip etik kurallar çerçevesinde yapmamız gerekiyor bence. Hani kendi aramızda bile bir yanlışlık var zaten dışarıdan çok fazla işimize karışılmasına rağmen de kendi aramızda bölünüyoruz. İlk önce kendi mesleğimize sahip çıkmamız gerekiyor. Doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bunun için de keşke bir denetim sistemimiz olsa, bir odamız olsa daha güzel olabilirmiş. İnsanların yanlış algıları diyebilirim. Yani diyetisyen deyince sadece zayıflatıyormuşuz gibi algılanması veya bir diyetisyenden korkuyor bazı insanlar. Hani sanki onları işkence ediyormuşuz gibi öyle bir algı var ne yazık ki. Hani bunu kolaylaştırmak için de hani yine bize düşüyor görev aslında. Hani bizim mesleğimizi doğru bir şekilde anlatmamız, doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şeyler düşünmüyorum tabii ki. Beslenme hayatımızda olan bir şey tabii ki. Herkesin bir bilgisi var. Ama bu onların bu konuda tavsiye verebileceği anlamına gelmiyor. Özellikle 10 kilo veren herkes kendini bir diyetisyen sanıyor. Yani her alanda olduğu gibi bu alanda da uzmanları dinlemek gerek. Hani bizim sesimizi biraz daha duyurmamız gerekiyor. Yanlış bilgiler her alanda var aslında ama konu beslenme olunca daha rahat bir şekilde herkes beslenmesini paylaşıp yanlış bilgiyi yayabiliyor. Özellikle çok takipçisi olan influencerları görüyorum. Hani şunu yiyeyim, ben böyle besleniyorum. Artık işte challenge falan yapıyorlar, 15 gün bunu yemiyoruz gibi. Ve hani çok takipçisi olduğu için iş çok başka yerlere gidebiliyor. Yani bunun önüne nasıl geçebiliriz? Yine hani biz doğru şeyler paylaşarak belki hani bunları arttırarak bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Keşke bir denetleme sistemimiz olsa. Şöyle çok büyük bir fark yok bence. Hani sistem aynı şekilde ilerliyor. Ama online diyette tabii ki hani şöyle bir sıkıntı oluyor. Kişi kendisi aldığı için ölçümleri hani sadece rakama bağlı bir takip yapabiliyoruz. Yağ, kas, ödem bunların takibini yapmamız zor olabiliyor. Veya bel kas ölçümlerini hani evet anlatıyoruz ama doğru alamayabiliyorlar. Bunun haricinde bir de hani online diyette biraz iletişim sıkıntısı oluyor diyebilirim. Hani yüz yüze de daha güzel bir iletişim oluyor. Online diyette de dediğim gibi hani sistemimiz aynı aslında. Öncelikle bir anamnez formu alıyorum. Ondan sonra 3 günlük bir besin tüketim kaydı istiyoruz. Sonra varsa kan tahlilleri, kan tahlillerine bakıyoruz. Daha sonrasında kişinin isteğine göre sesli veya görüntülü konuşup birlikte beslenmesini planlıyoruz. Haftalık da takipler yapıyoruz kişinin isteğine göre. Böyle bu 2 haftada bir de olabiliyor. Haftanın nasıl geçtiğini değerlendiriyoruz. Gelecek haftayı birlikte planlıyoruz. Bu şekilde gidiyor. Sormak istediği herhangi bir soru olduğunda da yine iletişim halinde olabiliyoruz.
Vücudumuzun ihtiyaçlarını öncelikle beslenmeyle karşılamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hani yeterli ve dengeli bir beslenme sağlandığında aslında makro ve mikro besin öğelerini karşılamış oluyoruz. Ama tabii ki hani bir D vitamini eksikliği varsa bunun takviye edilmesi gerekiyor veya bir anemi durumunda demir mutlaka alınması gerekiyor. Yani ortada bir hastalık varsa, besinlerle karşılanmayacak bir eksiklik varsa evet takviye alınmalı ki hani doktor da zaten direkt veriyor bunun takviyesini. Ama bir sorun yok. Beslenme gayet iyi. Bu durumda ekstra yüksek dozlarda takviye alınmasına gerek yok diye düşünüyorum.